Almanya'da 100 yılın davası olarak nitelendirilen çoğunluğu Türk 10 kişiyi öldüren aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı Terör Örgütü'nün davası Münih Yüksek Eyalet Mahkemesi'nde bugün başladı. Davanın bir numaralı sanığı Nazi gelini lakaplı Beate Çape rahat tavırlar sergilerken örgüte yardım ve yataklık yapmakla suçlanılan diğer 4 zanlıdan ikisi yüzlerini gizlemeyi tercih etti. 2 yıl sürmesi beklenen davanın ilk duruşmasında Çape'nin avukatlarının reddi hakim talebi kabul edilmedi. İçeride Türk yetkililerin de izlediği duruşma sürerken dışarıda ise gergin bir hava vardı. Maktullerin yakınları ve onlara destek veren bir grup mahkeme binası önüne siyah çelenk ve siyah balonlarla geldi. Pankart açmak isteyen ve slogan atan grupla polis arasında tartışma yaşandı. Polis iki genç kızı gözaltına almak üzereyken Münih Belediye Başkanı'nın araya girmesiyle ortam sakinleşti. 2000-2007 yılları arasında 8'i Türk, 1'i Yunan ve 1'i Alman olmak üzere 10 kişi öldürülmüştü. 4 yıl sonra cinayetlerin Çape'nin de aralarında bulunduğu aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı Terör Örgütü üyeleri tarafından işlendiği ortaya çıkmıştı.